Pakistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir törende yaptığı konuşmaya göndermede bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok yoğun bir biçimde İran üzerinden Afgan göçüyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Şimdi bu çok önemli bir saptama. Birkaç gün önce bu böyle değil denmişti. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullandı. Yalan haber demişti. CNN ve Kanal 4'ta kullanmıştı. Yani ben bunun yurttaşlarımız tarafından, Türkiye'nin siyasetçileri tarafından didik didik edilmesi gereken bir mesaj olduğunu, bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde tartışmalıyız. Yani yoğun bir göçle karşı karşıyayız ifadesi, İran üzerinden gelen yoğun bir Afgan göçüyle karşı karşıyayız ifadesi aslında bir sorunu ortaya koyuyor, bir sıkıntıyı ortaya koyuyor. Bu tespitin gerisinde ne var? Yani biz koruyamıyor muyuz sınırlarımızı? Askerlerimiz bunu yapmaktan uzak bir noktadan bulunuyorlar. Nedir sorun? Bir defa pratik olarak, somut olarak bunun sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi işin bir yanı bu Fatih Bey. Ama işin ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasını dinledikten sonra bir başka yönü olduğunu daha düşünmeye başladım. Şimdiye kadar bizim gündemimizde olan özellikle daha Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesinden önce, Taliban'ın Kabil'e girip bütün Afganistan yönetimini ele geçirmesinden önce söz konusu olan bizim Kabil havaalanını korumamız ve işletmemizdi. Biz böyle biliyorduk. Yani daha önce meclisin verdiği yetkiyle NATO görev kapsamı çerçevesinde bir 500 askerimiz zaten bunu yapmaktaydı. Ama NATO oradan çekildiğine göre Türkiye'nin bizim askerlerimizin burada bu görevi sürdürmesinin yeni bir meclis kararına bağlı olduğunu düşünüyorduk. Bunun üzerinde tezkere mecliste geldiğinde neler söylenecektir, nasıl bir pozisyon ortaya konacaktır diye siyasi parti genel başkanları, sözcüleri tartışma yapıyordu. Bugüne kadar buydu. 600 askerimiz var mı Sayın Karayalçın? Öyle mi? Ben 500 diyebiliyordu. Demek ki 600. Sayın Zülal Çeviköz açıklamış ve şöyle demiş. 600 askerin ayağına taş değmesine razı gelmeyeceğiz. Evet. Ve Taliban'ın verdiği mühlet de göz önüne alınacak olursa 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan'dan ayrılmamız gerekiyor. Gerekiyor. Zaten yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkinin de sona erdiği gündür. 1 Eylül. Evet, daha fazla askerimizin orada kalmaması lazım. Kalacaksa yeni bir meclis kararına gereksinme vardır. Ama Taliban'la da konuşmak lazım değil mi onda? Tabii, ben zaten olacak? Kalmamalı da. Meclis yani, uzattı diyelim. Taliban 1 Eylül'e kadar mühlet verdi. NATO görev misyonu, NATO görevi çerçevesinde asker oradaydı. Artık NATO görevi yok. Dolayısıyla askerin o görev çerçevesinde gerekçe ortadan kalkıyor. Peki başka yani, bir şekilde bir tespit edilir? Başka bir şey ayrıca konuşulur. Ona karşı bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleştirilerimiz var. Karşı duruşumuz var. Destekleyenler de vardı. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamasını okudum. Ve önümüzde yalnızca Kabil havaalanının korunması değil, onun ötesine geçen çok daha geniş kapsamlı ve çok ciddi olarak tartışmamız gereken yeni bir sorun olduğunu gördüm. Sayın Bahçeli diyor ki, çok ilginç, Anadolu coğrafyasında bizim tutunabilmemiz, burada varlığımızı sürdürebilmemiz, askerlerimizin Afganistan'da göreceği göreve bağlı. Yani herhalde Kabil havaalanı işletmesiyle bizim Anadolu coğrafyasında tutunabilmemiz, bekamızı sürdürebilmemiz arasında bir bağlantının olmaması gerekir. Yani ne ilgisi var Kabil havaalanının işletilmesinin ve korunmasının? Demek ki başka bir şey var gündemde. 7-8 milyon dolaylarında Türk var diyor Sayın Bahçeli. Yine gazetede okuduğum kadarıyla orada. Onunla bunu ilişkilendiriyor. Bu görev kapsamının çok daha geniş olduğunu ve bizim bilemediğimiz başka amaçların taşındığını ortaya koyuyor. Yani durum bizim bugüne kadar bildiğimizin de ötesinde bir vahamet taşıyor. Yalnızca havaalanı sorunu değil, çok daha geniş kapsamlı bir sorun var önümüzde. Dolayısıyla bu olayların, Afganistan'da yaşanan olayların, üzüntü verici olayların, aslında bir başka felaket olan, siyasi felaket olan o olayların Türkiye'ye yansımasını havaalanı üzerinden değil, çok daha farklı bir görev, çok daha farklı bir misyon üzerinden
tartışmamız gerekiyor. Yani durum Türkiye'ye çok ağır biçimde yansıyabilecek. Halk İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın ortaklarının, AKP'nin ve MHP'nin çizdiği çerçevenin böyle bir görevi, böyle bir yükü, böyle bir sorunu önümüze koyduğunu düşünüyorum. Tabii aslında videolardan izledik, haberlerden izledik. Yani Kabil Havaalanı'nın durumu ortada. Neyi koruyacaksınız? Türk askeri neyi koruyacak? Orada neyin işletmeciliğini yapacak? Taliban'ın Türkiye üzerinden bir takım mesajlar vermek isteyebileceğini düşünüyorum. Taliban'ın işine gelebilir ama Türkiye'nin Taliban'ın kendisini kullandırtmaması, kullanmasına izin vermemesi gerekir. Efendim, Afganistan'la Atatürk döneminden bu yana, çok eski tarihlerden bu yana çok yakın ilişkilerimiz var gibi değerlendirmelerin artık hiçbir kıymet harbiyesinin olmadığı anlaşılıyor. Yani NATO ve Amerika Birleşik Devletleri maalesef tam bir fiyasko içinde oradan çekildiler ve verdikleri sözlerin hiçbirini tutamadılar. 2 trilyon doların üzerinde bir harcama yapıldığı söyleniyor. Göya sürekli barışın kurulması için oraya gitmişlerdi. 20 yılda tıpkı öteki yerlerde olduğu gibi beceremediler, bozdular ve apar topar orayı terk ederek kaçıp gittiler. Bunu NATO için de söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri için de söylüyorum. Biz ne yapacağız orada? Mehmetçik ne yapacak orada? 500 tane, 600 tane ya da daha farklı sayıda. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çağrısını, Ünal Bey'in açıklamasını dinlememiştim. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. Biz derhal askerlerimizi çekmeliyiz. Bilemediğimiz bir şey varsa, bilmediğim, ben bilmiyorum. Ben eski bir Dışişleri Bakanıyım, bir siyasetçiyim. Sayın Bahçeli'nin konuşması için söylüyorum. Bilemediğim bir şey varsa bizim Anadolu coğrafyasında tutunmamızla bağlantılı. Bu çok önemli bir değerlendirme. O da ortaya konmalı. Onu bilmeliyiz. Devlet içinde bazı kadroların askerimizin orada olması gerektiğine ilişkin düşünceler taşıdığı duyumlarını alıyorum Fatih Bey. Yani bunları da bilmiyorum. Neden bu düşünceler taşınıyor? Neden Sayın Bahçeli böyle bir şey söylüyor? Bilelim. Yani neden olduğunu bilelim ve ona göre yeni bir değerlendirme yapalım. Ama bildiğim kadarıyla bizim orada bir gün bile olmamamız lazım. Askerimizin çekilmesi lazım. Taliban yönetimiyle Türkiye arasında kurulacak ilişkide büyükelçiliğimiz var. Yani büyükelçilerimiz onun için var. Büyükelçilikler onun için var orada. O ilişkiyle gider diye düşünüyorum. Peki. Bu arada ANAP eski genel başkanı Sayın Nesrin Nas da bizimle birlikte olacak. Sayın Nas, merhaba. 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 Sayın Bakanım. Nesrin Hanım, merhaba, iyi günler diliyorum. Saygılar. Sağ olun. Size de iyi günler. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Sayın Nas, aslında bunları konuşurken bazen insanın aklı da zorlanıyor. Şimdi 600 askerimiz orada. Biraz önce Sayın Karayalçın anlattı. Şimdi 600 askerin eğer Taliban istemezse, eğer Taliban'ın verdiği süre 1 Eylül'de dolarsa ve askerlerimizi geri çekmeksek, Allah korusun, orada rehin olarak